Yaşar Girit sunar. Herkese merhaba. Ben eczacı Ayşe Gizem Birkan. Bugün sizlerle astım şikayeti olan ve benim de çok muzdarip olduğum saç dökülmesi hakkında konuşacağız. Hadi başlayalım. Genellikle eczanede hastalar bize şöyle gelirler. Saç dökülme şikayetim var. Herhangi bir şampuan veya gıda takviyesi önerir misiniz diye gelirler. Ama burada bizim için doğru teşhis, doğru tedavi ve doğru uygulama çok çok önemli. Dolayısıyla aslında saç dökülmesinin temel kaynağını bilmek gerekir. Yani saç dökülmesinin birçok temel kaynağı var. Bunlar neler olabilir? Özellikle çok fazla denk geldiğimiz androgenetik dediğimiz erkek tipi saç dökülmesi söz konusu. Bu tabii ki de bayanlarda da çok fazla karşımıza çıkmakta. Daha çok ama erkeklerde bölgesel olarak dökülmeler görülürken erkek tipi saç dökülmesinde kadınlarda biraz daha genel seyrelme olarak bize kendini gösterir. Bunun için hormonal tedaviler uygulanabilir veya saç dökülmesinin sebebi stres, çevresel faktörler, besin yetersizliği, genetik faktörler veya herhangi bir tiroid hastalığı, bayanlarda çok sık rastladığımız polikistik over dediğimiz sorundan kaynaklı olabilir. Dolayısıyla buna yönelik bir tedavi de uygulamak gerekir. Tiroid hastalığınız varsa tabii ki de doktorunuzun önerisiyle bir tiroid ilacı kullanmanızı öncelikle tavsiye ediyoruz. Sonrasında takviye olarak selenyum içerikli bir şey kullanabilirsiniz. Ayrıca demir eksikliği anemisinde de saç dökülmesi çok sıkça rastladığımız sorunlardan bir tanesi. Bunun için doktor önerisiyle demir takviyesi yine kullanımını önerebiliriz. Bunun dışında günümüzde çok yaygın olan kolajen takviyeleri de kullanımı önerebiliriz. Kolajen takviyelerinin içerisinde hem hidroze kolajen bulunur hem de onun yanında biyotin, çinko gibi yine saç dökülmesini destekleyici bazı vitaminler yer alır. Bu konuda da yine kişiye destekte bulunabiliriz. Bunun yanında şampuan ve serumlarla da yine saç dökülmesini destekleyici tedaviler uygulayabiliriz. Artı bir de saç dökülmesi bazen stres, anemi veya herhangi bir hastalıktan kaynaklı olmayıp tamamıyla cilt yapısıyla alakalı da olabilir. Bunlarla ilgili hem eczanelerimizde cilt analizleri yapıyoruz, saç analizleri yapıyoruz. Aynı zamanda da bunlarla alakalı olarak karışımlar hazırlayabiliyoruz majistral olarak. Dolayısıyla bu noktada mutlaka eczanelerinize başvurmanızı ve danışmanızı tavsiye edebilirim. Sorularınız varsa yorumlar kısmına bekliyorum. Argivit sundu.